Efendim ilk yarışmacım Mehmet Akif'le birlikteyim. Merhaba Mehmet Akif. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat sıradan, monoton. Monoton. Seni şöyle kameralara bir döndürelim. Şöyle. Evet. Neler yapıyorsun? Okul var mı? Çalışıyor musun? Hem okuyorum hem çalışıyorum. Nerede okuyorsun? Ben Konya Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Aynı 2 yıllık elektrik bölümü okuyorum. Aynen. Ekstra da tarihi medrese kahvehanesinde çalışıyorum. Öyle. Vaktini öyle geçiriyorsun. Aynen. Peki. Hedef ne ilerideki? Hani hedefim üniversite mezunu olduktan sonra karar vermeyi düşünüyorum. Şu an karar vermek için çok erken. Şu an erken. Aynen. Peki. Hazırsan başlayalım mı? Başlayabiliriz, sorun değil. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Mehmet Akif'e ilk sorum geliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Peçevi şehrinin mesiresi, Kırım'ın Sudak Bağı, Tebriz'in Şahı, Cihan Bağı diye övgüyle bahsettiği Konya'nın ilçesi neresidir? Biliyor musun bunu? Ya bilmiyorum ama Meram olarak tahmin ediyorum. Duydun mu daha önce? Yok, duymadım. Nerelisin bu arada? Ben Konya Meramlıyım. Meramlısın. Oradan bir aşinalık mı oldu acaba? Olabilir. Daha yakın hissettim. Daha yakın hissettin. Aynen. Peki. Ben zor olduğunu düşünmüştüm. Duymamış da ama memleket Konya Meram olunca tahmin etmesi kolay oldu. Yani biraz. Peki. İlk sorumu bildin. Bir de bir yaptın. Hazırsan ikinci sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Peki. İkinci sorum geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde vitrinleri süsleyen hasır işi, altın bilezikleriyle meşhur ilimiz neresidir? Şöyle gelelim biraz. Yani muhtemelen Güneydoğu tarafıdır diye tahmin ediyorum. Güneydoğu'ya bak. Öyle bir tahmin oluştu sende. Genelde bu bakır veya altın el işçiliği orada daha ünlü. Gaziantep diyebilirim. Yani. Değil desem. Sağlık olsun. Peki biraz düşünelim ama hemen pes etmek yok. Bizde pes etmek yok. Düşünüyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsak yedek sorularımıza geçiyoruz. 3 soru soruyorum. Üçüne doğru cevap verirsen hediyem oluyor. Tabii. Bir soruya yanlış cevap verirsen yedek soru sorma hakkımız var. O yüzden ikinci soruda biraz düşünelim istersen. Neresi olabilir başka? Yani bir de Trabzon vurmasını daha önce duydum. O olabilir. Onun dışında bir herhangi bir düşüncem yok. Peki son olarak cevabın ne olur? Trabzon olur. Trabzon diyerek Mehmet Akif 2'de 2 yaptı. Tebrik ediyorum Mehmet Akif. Üçüncü soruya geçiyorum. Geçebiliriz. Tepsi, muska, kalem, çarşaf gibi ön adları olan yiyecek çeşitlerinin menüdeki başlığı nedir? Tekrar alabilir miyim soruyu? Tabii. Tepsi, muska, kalem, çarşaf gibi ön adları olan yiyecek çeşitlerinin menüdeki başlığı nedir? Yani ara sıcak olabilir, başlangıç olabilir. Yani bunlar ne olabilir? Tepsi, mesela tepsi kebabı var. İşte bunun çeşitleri var. Muska, kalem, çarşaf. Bunlar ne için söylenebilir? Yani kebap olabilir mi? Yani ben onu sana örnek olarak verdim. Biraz düşünelim ne olabilir? Sevgili seyirciler, sizlerden cevabı duydum gibi hissediyorum. Mehmet Akif düşünüyor bu arada. Evet Mehmet Akif. Bilemeyeceğim muhtemelen. Düşün, kolay. Yani ne olabilir başka, ne yeriz? Şöyle çarşaf gibi ne açılır? Ya, bilemiyorum ya. Muska, kalem. Daha önce hiç duymadım desem. Çok mu zorladım seni? Ya biraz zorladınız evet. Evet, yedek sorularıma geçeceğim. Maalesef bilemedin. Çok da zorlamak istemiyorum Mehmet Akif'e. Cevabımız börekti. Bir üzdü değil mi? Cevabı duyduktan yani. Sonra. Su böreği deseniz. Cevabı duyduktan sonra üzdü diye düşünüyorum seni. Şöyle yedek sorularımı bulmaya çalışıyorum. Hemen buluyorum. Yedek sorularım. Evet. Şimdi yedek sorularım geliyor. Ne sorayım sana? Az yemek yiyen insanları tanımlamak için kullanılan sözde yemek miktarı hangi sözle ifade edilir? Az yemek yiyen insanları tanımlamak için kullanılan ne kadar yer mesela? Bit kadar diyebilirim. Başka ne olabilir? Yaklaştın böyle sanki. Ne olabilir acaba başka? Benim aklıma hatta hiçbir şey gelmiyor. Böyle küçük
Çocuklar için de söylenir, midesi küçük olduğu için bir hayvan adlandırılır. Bu bir böcek mi? Uçan bir hayvan. Sinek? Gökyüzünde böyle. Kuş gibi. Kuş ne kadar deniyormuş? Kuş kadar yani. Evet, doğru cevap. Çok zor oldu. Aslında sorularımız daha kolaymış, kolaydı aslında, değil mi? Evet. Sen zor olanı düşündün. Yani basit düşünmek gerekiyor sadece. Evet. Ne yapalım? Hediyeni verelim. 3'te 3 yaptı. Hediyemizi alalım. Şöyle hediyemizi aldık. Mehmet Akif'e Merkez Altı'nın hediyelerinden Bluetooth'lu kulaklık hediye ediyorum. İyi günlerde kullanmanı diliyorum. Teşekkür ederim. Ne hissediyorsun? Ya yani mutlu oldum açıkçası. Peki buradan kameralarımıza söylemek istediklerin var mı? Mikrofon da buradayken. Kırmızı mikrofonlu bir abi, abla ve kameralı bir abi denk gelirse yarışmasına katılmanızı tavsiye Tabii ederim. Nereden gelirse? TV42'den. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. İyi günlerde kullan. Efendim yarışmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanımda iki genç yarışmacı var. Öncelikle onları biraz tanıyalım. Merhaba gençler. Merhaba. Merhaba. Öncelikle biraz tanıyalım, isimleri alalım. Ahmet. Ahmet. Kadir. Kadir. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Burada ne yapıyorsunuz? Geziyorduk. Geziyordun. Kamera gördük, gelelim dedik. İyi yapmışsınız. Sen? Ben de tatilim. Tatil. Böyle arkadaşlarla dolaşıyoruz. Peki okul var mı? Çalışıyor muyuz? Neler yapıyoruz? Okul var. Nerede okuyorsun? Hangi bölüm? Yurtta kalıyorum. Liseyi açıktan okuyorum. Liseyi açıktan okuyorsun. Peki ben sen? De çalışıyorum babamın yanında. Baban ne iş yapıyorsun? Simex telefon aksesuarları kılıfı üzerine. Oo, toptan güzel. Satış. Güzel. Allah kolaylık versin diyorum. Gelelim yarışmamıza. Hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada ben memleketleri öğrenmedim. Memleket nereydi? Erzurum. Erzurum. Peki senin? Konya Ilgın. Konya Ilgın. Doğma büyüme burada mısın yoksa sonradan mı geldin? Doğma büyüme buralıyım. Aslen Erzurumluyum. Aslen Erzurumsun. Ben de doğma büyüme buralıyım. Doğma büyüme buralısın. Peki hazırsanız ben de yarışmamızı başlatıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Peki yarışmamıza başlıyoruz ve ilk sorum geliyor. Konya yemek kültürü ve lezzetleri arasında olan eskiden özel olarak hazırlanan iki saç arasında pişirilen tatlının adı nedir? Duyduk mu? Yedik mi? Şöyle kameralara dönelim, biraz yaklaşalım. Kanayıp mı? Tatlı. Ne olabilir? Kanayıp olabilir. Sesli söyle, korkma. Söyle, lütfen söyle. Kopya yok. Ne olabilir? Kadayıf olabilir. Kadayıf cevabı İki geldi. Saç arasında. Yok. Ahmet düşünüyor, Ahmet Canlı değil mi? Ben de kadayıf diyorum, başka bir şey yok yani. Ama kadayıf değil. Konya kültüründe, Konya lezzetlerinden iki sac arasında pişirilen tatlı diyoruz. Ama etraftan cevaplar duymuyoruz. Biz buluyoruz cevabımızı, değil mi? Ne olabilir? İki sac arasında pişirilen. Arasında. Yok. Az önce söylediğin gibi. Kadayıf mı? Hayır dedin. Söyledin gibi, ben duydum gibi ama yanlış mı duydum acaba? İki saç arasında pişiriliyor dedim. İki saç arasında? Çok mu zorladım seni? Gelmiyor. Biz tatlı. Konya. Konyalısınız gençler. Ben Konyalıyım. Hemen az önce Konya'da doğdum, büyüdüm diyordu. Şimdi hemen Konyalı değilim dedi. Soruyu bilemeyince. Konya kültürünü hiç araştırmadım. Peki ne yapalım? Cevabımız etraftan geldi. Cevabımız sac arasıydı. Çok da lezzetli. Hemen tadmanızı diliyorum. Sac arası. Duymadınız mı? Adam Konyalı olabiliyor. Ben nasıl yiyeyim? Nasıl yemedin? Aynen, sorunun içinde cevap da vardı. Ne diyelim? Sağlık olsun diyelim. Yedek sorumuz var bir tane. Size yedek sorumdan soracağım. O yüzden ikinci sorumla devam ediyoruz. İkinci sorum geliyor. Hazır mıyız? Sac arasından sonra. Peki, ikinci sorum geliyor.
Satıyorum, sattım diyerek bir eşyanın en yüksek bedeline önerene satıldığı satış biçimine ne ad verir? Açık arttırma. Evet, açık arttırma. Emin miyiz? Evet. Eminler. Az önce emin değillerdi ama bu soruda çok eminler. Doğru cevap verdiniz. Açık arttırmaydı. Bir de bir yaptınız şu anda. İkinci sorum geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. İkinci sorumu soruyorum. Demir içeren hemoglobin adındaki protein kana hangi rengi verir? Kırmızı. Bir düşünelim, ne renk olabilir? Kırmızı olur. Sarı olur, bir de şeffaf olur. Sarı ve şeffaf. Bilmem, olabilir mi? Kan hangi renk? Kırmızı. Tamam. Ahmet doğru bir tespitte bulundu. Cevabımızı alalım. Kırmızı. Kırmızı diyerek doğru cevap verdi. 2'de 2 yaptı. Şimdi son sorumuz yedek sorulardan geliyor. Bu soruyu bilemezseniz hediyemizi kazanamıyorsunuz. Üçüncü sorum gelsin mi gençler? Gelsin. Peki, üçüncü sorumu soruyorum. 2023 yılında 1.664.437 ziyaretçi ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze hangisidir? Türkiye'de. Evet. Konya'ya neresi yani olabilir? Konya'ya ait değil mi genel olarak? Etrafı ne yapıyoruz? Etrafı dinlemiyoruz. Müze dediniz değil mi? Ayasofya müze diyeceğim. Mevlana Müzesi mi buradaki? Olabilir mi? Sence? Olabilir. Yok. Net bir cevap alalım Ahmet senden. Mevlana Müzesi diyorum. Hayır, deme. Değil Top bence. Topkapı Sarayı da olabilir aslında. Niye arkadaşının aklını karıştırıyorsun? Bence değil. Mevlana bence Müzesi değil. Ben Mevlana Müzesi diyorum. Cevabı senden alalım. Tamam, Mevlana Müzesi olsun. Emin misin? Evet. Ahmet emin doğru olarak diyor. Mevlana Müzesi dedi ve doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptı. Bir alkış alalım. Alkışlayın kendinizi. Peki ne yapalım? Hediyemizi şöyle alalım. Ahmet, sana oyun kablosu hediye ediyorum. Ayrıca USB olarak da kullanabiliyorsun. İyi günlerde kullan diliyorum. Konuşamadım. Zaten bunlar satışını yapıyoruz ablam. Değil mi? Bende var zaten böyle şeyler. Ahmet, ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? İlk soru olmasaydı daha iyi bir stres yapmadan yapmış olurdum. Bence gayet güzel ilerledin. Mantık yürütmek. Evet, değil mi? Aslında kolay sorular. Sadece ilk soruda tatlıyı yemediğin için evet. Ve biraz sorunun üzerinde düşünmediğin için Ondan oldu. Peki Ahmet, kameramız burada, mikrofonumuz burada. Neler söylemek istersin? Şimdi Konya'ya gelmek ayrı, yaşamak ayrı bir güzel. Ama Konya'ya yaşayıp da Konya'yı gezen ben fazla tanımıyorum. Cümlelerini böyle bitirdi. Peki sen söylemek istediklerin var mı? Şöyle alalım seni kameraya doğru. Konya'dan başka yerde yaşanmaz zaten. Konya'mız çok güzel bir yerdir. Konya'ya övgüler geldi. Biz de gerçekten öyle düşünüyoruz. Peki gençler, sizinle yarıştığım için çok güzel bir vakit geçirdim. Aynı zamanda eğlendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Biz de kendinize çok iyi bakın. Size. Teşekkürler. Şu anda yanımda 3. yarışmacımız Ali Bey var. Merhaba Ali Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. İsmim Ali Aktürk. Alanyalıyım. Ama burada yaşıyorum, Konya'da yaşıyorum. Uluslararası International bölümünde tarım makineleri ve tarım aletleri satıyorum yurt dışına, Orta Doğu bölgesine. Şu anlık buluşuyoruz. Peki, Konya'yı nasıl buldunuz? Konya'yı nasıl buldum? Güzel soru. Şimdi geldiğim yere buraya kıyaslarsak arasında dağlar gibi fark var. Ama bir gerçek şu ki Konya üretken bir şehir, üretim bir şehri. Ve Türkiye'deki bu 5 büyük şehrin yakın zamanda bir atası olacağına inanıyorum liderlik konusunda. Geleceği parlak bir şehir, lakin evveliyatından buraya gelip burada yaşayanlar için bu daha iyi olacak. Ama sonrasından bu vagonu kaçıranlar için belki üzücü olabilir. Böyle düşünüyorsunuz. Tabii. Peki, hazırsanız yarışmamıza başlayalım mı? Başlayalım. İlk sorum geliyor. Tamam.
Kiraz, peynir baklavası, herse, kiraz lokumu ve köpük helvaları ile Konya'nın zengin gastronomisine sahip ilçesi neresidir? Güzel soru. Duydunuz mu? Hiç duymadım. Genelde programımızın format gereği ilk sorularımız Konya'dan oluyor. Tamam. Bu sorumuz da Konya'dan size geldi. Üzüm olarak bağlı olarak dersen Akdeniz bölgesine yaklaştıkça Bozkır aklıma geliyor. Kiraz duydunuz mu Hadim, bilmiyorum. Hadim kiraz civarı. Lokumu. Hadim civarı geliyor. Akşehir geliyor. Aşağı inemiyorum yani ovaya inemiyorum. Peki aklınıza gelenlerden biri doğru desem neresi olabilir orası? Hadim, kiraz derseniz Hadim aklıma gelir. Başka? Akşehir olabilir. Cevabımız? Akşehir. Diyerek Ali Bey 1'de 1 yaptı. Tebrik ediyorum. Konya'ya gelip 2 yılda bu kadar yer tanımanız güzel diyorum. Evet, ikinci sorum geliyor. Alem, külah, petek ve papuç gibi özgün parçalardan oluşan mimari yapı hangisidir? Bu sorumuz biraz bilgi gerektiriyor. Alem, külah, petek, papuç. Aklıma bir şey geliyor. Yemenici geliyor. Bedesten gelebiliyor. Böyle kozmik bir soruysa mimari yapı. Yani buna da şu an cevap veremiyorum. Çok karışık. Hepsi var çünkü içerisinde. Evet. De heyecanlı olunca illaki her şey karışıyor. Tabii bu soru birazcık daha bilgi gerektirdiği için bunu hani aşinalık gerektiriyor. Şöyle biraz düşünsek mi acaba? Üzerinde gitsek mi sorunun? Petek. Şöyle etrafımıza bir baksak neler var şöyle. Burada şimdi, da olabilir belki bu yapı. İnce Minareli Cami, evet. Alaaddin Keykubat Sarayı. Şöyle parçalardan oluştuğunu düşünürsek. Parçalardan oluşturursak yani... Evet, çok karışık bir soru. Pas mı geçiyoruz? Pas geçelim. Evet, sorumuz biraz zor geldi. Sorumuzun cevabı minareydi. Şöyle gösterelim. Sorumuzun cevabını kameramanımız gösterse çok güzel olur. Sorumuzun cevabı minare. Gösterebilir misin Ahmet? Kurguda gösterirsin. Peki tamamdır. O zaman bu soruyu bilemedik. Pas geçtik. Yedek sorularımdan soracağım size. Evet. Diğer sorum geliyor. Arkadaşlarıyla Lades oynayan kişinin yenik sayılmamak için ondan bir şey alırken hangi sözcüğü söylemesi gerekir? Aklımda. Aklımda. Oynadık mı daha önce? Evet, oynadık. Peki, sizi daha fazla uzatmadan doğru cevap verdiniz. Doğru cevaptı. Şimdi 2'de 2 yaptınız, yedek soruma geçiyorum. Bazı kişisel gelişim kitaplarına göre İsteklerin gerçekleşmesi için nereye pozitif enerji göndermek gerekir? Evrene. Evrene diyerek Ali Bey 3'te 3 yaptı. Tebrik ediyorum. Çünkü sizi. Bu kitapları okuyan bir insanım ve ilgiliyim. Çünkü gerçekten her şey bir enerjidir. Bir yere başlamadan önce nasıl bir enerjiyle başlanıyorsanız bu bir hayatı da sizin için yansıyacaktır. Mesela ben kendimden örnek verebilirim. Konya'ya geldiğimde yani uzun zaman oldu mesela. Ayrıca ben parça parça gelirdim. Yabancı bir kültür, nasıl alışacağım, nasıl edeceğim değil de yapabilirim, edebilirim, başarabilirim. Bu okuyan üniversite öğrencileri için de geçerlidir bilmediğiniz şeyde. Konya öcü bir yer değil, gerçekten güzel bir yer. Geldiğiniz yerle kıyaslamayın asla bunu. Sorun sorulursa ancak kıyaslama insan içine giriyor ama gerçekten buranın özgü bir havası var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza çok güzel enerji kattınız. Buradan kameramıza söylemek istedikleriniz, mikrofonunuza söylemek istedikleriniz var mı? Arkadaşımız gerçekten güzel çekti. Biraz ilgili, tebessüm. Tebessümden dolayı kendisine buradan çıkanlarımı sunuyorum. Size de ayrıca. Peki buradan memleketinize göndermek istediğiniz buradan sayesinde. Alanya'ya, tüm yörüklere, tüm obalara selam olsun. Engin Yamaç'taki o güzel ormanlara da sizlere de bekleriz. Biz de buradan Konya'dan ve TV42 ekranlarından selam gönderiyoruz. Hediyemizi alalım diyoruz. Hediyemizi alıyoruz. Merkez Altı'nın o güzel hediyelerinden birini Bluetooth'lu kulaklığı size hediye ediyorum. İyi günlerde kullanmanızı olun, diliyorum. Yarışmamıza katıldığınız için çok teşekkür sizin ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu arada size. Böyle bir şey yaptığınız için gerçekten bu bir aslında bir şeyleşmenin tamamen birleşmiş olduğu bir enerji ruhudur. Evet. Bunu birçok hatta ilde böyle bir şey görmek zor. Peki.
Tebrik ediyorum sizi burada. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu anda yanımda Egehan var. Egehan'la karşılaştık. Egehan dedi ki, bana da soru sorar mısın? Yarışmaya katılmak istiyorum. Çok heyecanlıyım dedi. Öyle mi Egehan? Evet. Egehan çok heyecanlı. Görüyorsunuz. Evet. Egehan seni biraz tanıyalım mı? Tanıyalım. 12. Tanıyalım. Sınıf öğrencisiyim. Şöyle kameralara dönelim. 12. sınıf öğrencisiyim. 12 Edirne'de okuyorum. Yani böyle kısaca. Böyle üniversite sınavında kendime başarılar dilerim. Üniversite sınavı Egehan'ı biraz germiş. Egehan böyle strese girmiş. Onun yani üzerinde stresi var. O yüzden böyle. Yoksa çok heyecanlı biri değil mi Egehan? Evet, o ne demedi sınav. Peki Egehan, nerelisin? Neler yapıyorsun? Erzurumluyum. Basket oynuyorum. Arada sırada futbol da oynuyorum. Daha çok aktivitem bu seneler bitti. Hiçbir şey aktivite yapamıyorum. Bol bol ders çözüyorum. Ders çalışmak seni üzüyor mu peki? Yo, mutlu ediyor ayrıca. Matematikten 98 aldım. Oo, tebrik ediyorum seni. Kolay değil öyle matematikten 98 alabilmek. Evet. Demek ki çalışkansın, derslerine çalışıyorsun. Evet. Peki, Egehan. Evet, başlayalım mı? Başlıyoruz. Başlıyorum. Hazır oğlum, mısın? Oğlum, bu da herkes bunlardan. Tanıdıklar mı çıkıyor? Öyle mi? Arka tarafta bir sürü kişi varmış, öyle mi? Benim arkamda. Ha, o taraftaymış. Ben yanlış anladım, özür dilerim. Evet. Seyircilerimiz de heyecanlı, seni bekliyorlar. Daha fazla onları bekletmeyelim. Başlayalım. Başlayalım. Peki. Başlayalım. Egehan, ilk sorum geliyor. Gelsin. Bak. Gelsin. Silleyi biliyor musun? Ya biz Konya'ya şöyle 6 sene çok taşınalı olmadı buraya. Yeni taşındık biz buraya. Babamın işinden dolayı asker ya. Çok bilmiyoruz. 6 ay oldu. Yeni çat pata öğreniyorum. Peki ama sorum sana Konya Sille'den geliyor. Gerçekten. Ama düşünerek gördüm, bulabiliriz diye düşünürüz. Evet. Peki sorum geliyor. Sille'nin orta yerinden geçen ve Sille'yi ikiye bölen tarihi çayın güneyinde bulunan caminin adı nedir? Çok iyi. Camilere çok dikkat etmedim. Şöyle biraz yaklaş bana. Kameramıza dönelim. Evet. Neydi ya? Ne olabilir? Gördün mü o camiyi? Camiyi görmedim. Görmedin. Sille'nin ortasından geçen o çayı gördün mü? Evet, onu gördüm. Orada köprü. Bir köprü var. Köprünün evet. Yanında bir cami var. Aa. Gördün değil mi? Şu an aklıma geldi. Dilimin ucunda ama söyleyemiyorum ya. Pas hakkım var. Caminin adı ne olabilir? Yanından ve önünden çay geçiyor. Çay geçiyor. Derede diyorlar ona. Çay. Bilen de yok sanırım. Bilen de yok. Kaldık böyle. Kalmadın ya, düşün, bulursun sen. Bak, sorunun içinde ismi geçiyor da olabilir. Sille'nin orta yerinden geçen ve Sille'yi ikiye bölen tarihi çayın güneyinde bulunan caminin adı nedir? Güney Cam. Değil. Çayın geçiyor böyle yanından. Neydi ya Güney Cami? Çok zor oldu. Bulamadım ben abla. Bulamadım ya. Ne yapabilirim? Kopya da verdim sana. Daha ben ne yapayım? Haklısın, dur bakayım abla, bir daha. Bir daha alsam olur mu tekrar? Olur, benim için problem yok. Ben sana bulana kadar okurum. Sille'nin orta yerinden geçen ve Sille'yi ikiye bölen tarihi çayın güneyinde bulunan caminin adı nedir? Güneyinde. Cami. Çay çayın. Cami. Çay camisi mi? Buldun mu acaba? Çay camisi falan mı? Falan çayır mı? Çayır cami. Bir buldun gibi önce. Çay cami. Neymiş? Çay cami. Evet. Egehan. Evet. Bir de bir yaptın. Tebrik ediyorum. Cevabımız çay camiydi. Doğru. Zor mu oldu? Yok. Düşününce kolay. Bulunuyormuş. Evet. Peki. İkinci sorumuza geçelim mi? Olur. Hazır mısın Egehan? Hazırım. Hazır. İkinci sorum geliyor. Cumhuriyet dönemi halk şairimiz Aşık Veysel'in görme yetisini kaybetmesine sebep olan hastalık hangisidir? Biliyor musun? Kanser miydi? Hayır. Görme yetisini kaybetmesine sebep olan
Halk şairimiz Aşık Veysel. Aşık Veysel'i biliyor musun? Ha, mızrahlar mıydı? Mızrah. Kör mızrah. Bir şey diyor, eski adım. Bir hastalık düşünelim. Çocukken falan kanser çok rastlanıyor. Değil. Muhtemelen sen bu hastalığı duymamış da olabilirsin. Duymadım. Ne olabilir acaba? Ne olabilir, ne olabilir? Ne olabilir acaba? Bilemeyeceğiz mi acaba? Mızrah mıydı, neydi ya? Mızrahlı olabilir. Hastalık ismi. Hastalık. Ne olabilir? Hani biz küçükken su çiçeği çıkarıyoruz, kızamık oluyoruz. O tarz bir şey. Ne olabilir? Su çiçeği olamaz. O da olamaz. Neydi ya? Zor oldu Egehan için bu soruda. Egehan'a biraz zor sorular seçmişsin sanırım. Pas hakkı var mı? Pas hakkı var. Yedek soru sorabilirim sana. Olur. Tamam. Peki. Bu soruyu pas dedik, geçtik. Sorunun cevabı da bu arada çiçek hastalığıydı. Buradan Aşık Veysel'e de rahmet diliyoruz. Üçüncü sorum geliyor sana. Yemek taşımak için birbiri üzerine konulup bir sapa geçirilen kaplara ne ad verilir? Sefertası. Sefertası mı? Sefertası değil mi? Bilmem, olabilir mi? Evet, bence o. Bence o. Egehan'ı fazla yormuyoruz. Sefertası doğru cevaptı. Ne yaptık? 2'de 2 yaptık. Bir sorumuzu bilememiştik. O yüzden Egehan'a ne yapıyoruz? Yedek sorumuzu soruyoruz değil mi Egehan? Çeşitli yayın evlerinin katıldığı, yılın belli zamanlarında düzenlenen ve yazarlarla okulları bir araya getiren etkinlikler hangi isimle anılır? Yakın zamanda bu etkinlik Konya'da da düzenlendi. İmza günleri. Değil. Ne olabilir? Konuşma. Hayır. Egehan, sen niye zorlandın Egehan? Allah Allah. Allah Allah, ne olabilir acaba? Davetiye falan mı? Yok. Yakın zamanda Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yakın zamanda düzenlendi. Bir fuardı. Fuar. Ha, ne kitap fuarı. Ne olabilir? Kitap fuarı, imza fuarı, kitap fuarı. Cevabımız ne? Kitap fuarı. Diyerek 3'te 3 yaptın. Tebrik ediyorum seni. Kazandın yarışmamızı. 10 sorum yoktu bu arada. Şaka yapmıştım. 3 sorum vardı. İyi. Ne hissediyorsun? Vallahi iyi hissediyorum. Ne diyeyim? İyi hissediyorsun. Ne kazandın bizden? Kulaklık galiba. Hediye duydun mu? İzliyor musun programımızı? Evet. Evet, izliyor. Tabii ki hediyemizin ne olduğunu biliyor. Hediyemizi alalım. Sana ne veriyorum? Pembiş bir kulaklık. Pembiş bir kulaklık. Evet. Kendin istediğin de söyle de özellikle. Evet. Şimdi Egehan yarışmamıza katılmadan önce hediyemizin ne olduğunu merak etti, sordu. Biz de ona söyledik. O da böyle bir hediye tercih etti. Merkez Altı'nın hediyelerinden sana kulaklık hediye ettik. Sen de bunu sanırım birine hediye edeceksin. Evet. Evet, hediye edecek. Peki, söylemek istediğim şeyler var mı? Güzel yarışmaydı, zor yarışmaydı ama abi ablayı yorduk ama olsun. Gene kazanmış olduk kulaklığı. Biz yorulmadık. Biz çok eğlendik. Çok keyifli bir yarışma gerçekleştirdik. Biz sana çok teşekkür ediyoruz yarışmamıza katıldığın için. Bir şey değil. Ben size teşekkür ederim kulaklık için. Bir şey değil. Peki Konya hakkında, burası Erzurum'dan geldin. Konya... Yok, İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan Erzurumlu muydun? Erzurumluyum. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldim. Peki Konya hakkındaki düşüncelerini de alalım mı senin? Almayalım ya, daha iyi böyle. Öyle mi diyorsun? Peki o zaman. Çok iyi düşüncelerim yok çünkü. Öyle mi? Geldim. Aa, üzdün bizi. Ben İzmir'de yaşıyordum hep. Sen bayağı gezmişsin. Bayağı geziyorum ya. İzmir, Ankara, ondan sonra Bilecik, Osmaniye falan, oraları geziyorum ya. Peki. Hayatta sana başarılar diliyorum. İnşallah sınavında çok güzel geçer ve istediğin hedefe ulaşırsın diliyorum. İnşallah. Kendine iyi bak Egehan. Görüşürüz.
Bugün son yarışmacımız Belinay ile birlikteyiz. Merhaba Belinay. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Yani okul, dershane, okul, dershane. Pek bir şey yok. Peki. Üniversite, lise? Üniversiteye gideceğim. Lisedeyim şu an. Lise son sınıf o zaman. Peki hedef ne? Gastronomi istiyorum. Gastronomi. Şu anda yapıyor musun yemek? Yapıyorum. İlgin var? Var. Ona hazırlık yapıyorsun. Peki. Nereliyiz? Konyalıyım. Neresi Konya'nın? Ilgın. Ilgınlısın. Çok güzel. Peki hazırsan yarışmamıza geçelim mi? Geçelim. Hazırsa Belinay, başlıyoruz. İlk sorum geliyor Belinay sana. Konya tren istasyonunda tarihi gar binasının kuzey köşesinde yer alan sarıya boyanmış yapılar halk arasında nasıl anılmaktadır? Gördük mü? Hayır. Görmüş olursun diye düşünüyorum. Hiç fotoğraflarda değilim. Gitmedim. Hiç görmedim. Hızlı trene binmedin mi? O zaman düşünsek biraz çıkarabilir miyiz? Tren garı, istasyon. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir acaba? Şöyledir finale. Çıkmaz biraz. Galiba. Çıkmaz mı? Yok. Peki. Ne yapalım? Düşünsek de bulamaz mıyız? Sorunun içinde var mı? Bence de bulur gibi geliyor bana ama. Tren garı. Tren istasyonunda. Tren istasyonu. Gar binasının gar kuzey binası. Köşesinde yer alan sarıya boyanmış yapılar halk arasında nasıl anılmaktadır? Orada böyle sarıya boyanmış evler var. Hı hı. Sarı yer. Zorlayacağım mı seni? Bir tık. Peki ne yapalım, yedek soruya geçelim mi? Olur. Bir tane yedek soru sorma hakkımız var. Cevabımız eminim seyircilerimiz de biliyordur. Alman evleriydi. Ayrıca istasyon lojmanları diyerek de geçiyor. İkinci sorum geliyor. Hazır mıyız? Hazırım. Peki ikinci sorumu soruyorum. Cep Herkülü olarak bilinen, 17 Kasım'da hayatını kaybeden halterci kimdir? Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu diyerek doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. Kendisine buradan rahmet diliyoruz. Kendisi çok başarılı. Onca zorluğa rağmen çok güçlü bir insandı. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Üçüncü sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Halk arasında söylenen sözlere kaba ve saygısızca karşılık verenlere dilinin ne kadar olduğu söylenir. Uzun. Ne kadar olduğu. Ne kadar olduğu da. Yani şu kadar, dilin şu gibi. Pabuç. Olabilir mi? Olabilir. Duyduk mu? Duydum. Emin miyiz? Eminim. Cevabımız ne? Şöyle kameralara dönerek. Pabuç. Pabuç diyerek doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. Peki sana son sorum geliyor. Yedek sorularımızdan soruyorum Belinay'a. Siyasi partiler mecliste grup toplantılarını genelde hangi gün yaparlar? Pazar mı? Mecliste hangi gün genelde? Hangi gün yaparlar? Şimdi cuma yapmazlar herhalde. Mübarek gün. Kavga ediyorlar, şey yapıyorlar. Yapmazlar cuma günü. Güzel. Fazladan günah girerler. Pazartesi... Haftanın ilk günü. Onu da pas geçti. Yok. Olmaz. Hani herkes iş başı yapıyor. Kimse haber falan izlemez. Cumartesi ya da pazar olabilir. Hafta sonu. Rahat. Hafta sonu olabilir mi? Olabilir sanki. Bilmem. Olabilir mi? Ya da haftanın ortası da olabilir. Çarşamba falan. Bir gün öncesi de olabilir. Salı. Belki. Salı mı? Yani soruyu ben sana soruyorum. Salı. Emin miyiz? Eminim. Peki Belinay, salı diyerek doğru cevap verdin. Bu soru da seni biraz zorladı gibi. Bir tık. Tespitlerin çok güzeldi. Salı, çarşamba ama genelde salı günleri yapılıyor. Peki ne hissediyorsun? Ne konuda? Şu an yarışmamız konusunda. Nasıl geçti? İyi geçti ya. İlk soru bir tık şey oldu ama. Zorladı seni. Ama bilmediğim yerler. Evet. O yüzden sıkıntı yok. Tamam. Biz ne yapalım şu anda? Senin hediyeni alalım. Şöyle.
Merkez Altı'nın hediyelerinden sana karaoke mikrofon hediye ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanmanı diliyorum. Teşekkür ederim. Buradan söylemek istediklerin var mı? Okuyun. Okuyun. Evet, bu kadar. Bu kadar. Peki okuyun. Selam göndermiyor muyuz aileye, akrabalara, arkadaşlara? Göndermeyeyim akrabalara falan ya. Aileye de mi? İzlemezler ki. Nereden biliyorsun? İzlemiyorlar. YouTube'da da çıkıyor. İzlerler belki. Biz çıktık, sen çıktık. Sen çıktın diye belki. Tamam, şey diyeyim o zaman. Anneciğim, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Arada bir 8 gün fark var ama olsun. Doğum günün kutlu olsun yine de. Biz de buradan annenin doğum gününü kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz yarışmamıza renk kattığın için. Ben teşekkür ederim.